Siz Fransız tarihini okumayı düşündünüz mü hiç? Ah, bıraksana Allah aşkına, değil mi? Biz iman ettik dediğimiz kitabı bile okumadık. Siz Türk tarihini biliyor musunuz? Bir şeyi nerede kaybetmişseniz orada bulursunuz. Nasıl kaybettiğinizi bilmeden yeniden onu bulamazsınız. Hilafeti nasıl kaybettiğinizi biliyor musunuz? Abdülhamit Han'ı kim halletmişti? Tahtından kim indirdi? Sorayım mı? Bilmezsiniz. Sıradan başlayalım isterseniz. Aa, öyle bilirsin tabii. Emanuel Karasu. Hilafeti de Mustafa Kemal Atatürk kaldırdı, değil mi? Ne İttihat Terakkisi kardeşim? Yok. Bak, siz bildiğinizi zannederek söylüyorsunuz. İsterseniz başlayalım. Kim kaldırdı hilafeti? Abdülhamit Han'ı kim halletti? Herhalde bu işin içinde bir iş var ki diyor, söylemiyor. Emanuel Karasu, Hayim Naum Efendi, değil mi? Ya bu nasıl bir iş? Bir İslam devleti dünyaya hükmediyor, bir Yahudi geliyor, elinde çantası, padişahı yakasından tutuyor, Selanik'e sürüyor. Sen niye gidip sürmüyorsun peki Paris'te? Niye? Hem bilmiyoruz hem yalan söylüyoruz. Bir Yahudi, dünyaya hükmeden bir İslam devletinin hem devlet reisini hem de halifesini yakasından tutuyor, atıyor. Böyle diyorsunuz. Yok, bu yalan, böyle değil. Uyduruyoruz. Uyduruyoruz. Hoşumuza öyle gidiyor çünkü. Yahudiler Basra'da toplanmışlar, devleti yıkmışlar. Sen toplansana. Basra kaç kilometre? Niye sen toplanmıyorsun? Sizin kafanız bilginin ışığını, kalbiniz Allah'ın nurunu yaysaydı eğer ne zulüm ne sömürü olurdu. Bizim kalbimiz imanın nurunu yaymıyor. Allah'ın nurunu yansıtmıyor kalbimiz. Paslandı çünkü. Kafamızda da bilginin ışığı yok. Karanlık onun için. Amerika'nın eseri değildir geri kalmışlık, zulüm ve sömürü. Bizim eserimizdir, bizim. Sakallılar, çarşaflılar. Benim eserim, benim. Onlar Allah'a söz vermediler. Haksızlıklarla, zulümle, sömürüyle, mallarımızla, canlarımızla, sevdiklerimizle bunlara karşı savaşacağız diye. Biz söz verdik ve sözümüzde durmadık. Onun içindir zulüm. Her topluluk layık olduğu şekilde idare olunur. Biz layığımızı bulduk. 1,5 milyar Müslümanın yıllık milli hasılası, yıllık geliri sadece ve sadece Federal Almanya'nın bir yıllık geliri kadar bile değil. Siz mi koruyacaksınız insanlığın alın terlerinin haklarını? Kelin ilacı olsa kendi başına çalar. Kim inanır size? Dünyaya gelip nizam vereceğiz. Sen önce şu ceketinin düğmelerini doğru ilikle bir. Önce ceketinin düğmelerini doğru ilikle. Kafamız bilgiyle, kalbimiz imanla dolmadıkça kurtuluş yok. Kur'an ne diyor? Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Oturdunuz mu şapa? Okuyun bakın Kur'an'ı. Kur'an bizim aynamız. Bak bak, ne olduğunu anlarsın. Ama okumayınca anlamazsın ki. Zaten efendiler de diyor ki siz anlamazsınız diyor. Kur'an anlarsınız diyor, anlayasınız diye diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bildiklerinizle amel ederseniz o size bilmediğinizi öğretir. Siz Kur'an'ı bu kadar anladınız değil mi? Onunla amel edin, daha fazla büyürsünüz, daha çok anlarsınız. Böylece kafanız büyür. Kafanın gıdası bilgidir. Günde 3 vakit yemek yemezseniz acıkırsınız. Günde bir gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap okumazsanız beyniniz acından ölür. Ancak aklınız kadar iman eder ve aklınız kadar amel işleyebilirsiniz. İmanınız aklınızdan çok olamaz. Dininiz de aklınızdan çok olamaz. Şimdi hikayeye bak. Bizim memleketimizde kadınlar 300 kelimeyle, erkekler 500 kelimeyle konuşuyor. Kur'an'ı 2000 kelimeden aşağısıyla anlamak mümkün değil. Sivas'ın Kangal ilçesindeki kurt köpekleri Almanya'da polis eğitim merkezinde eğitilince 150 kelime anlıyorlar. Anladınız mı hikayeyi şimdi? Bu kafayla ne dünyayı anlarız, ne dinimizi anlarız. Bildiğimizi sandığımız şeylerin çoğunu da bilmiyoruz aslında. Devam edelim isterseniz, şeriat ne demektir? Şeriat Allah'ın güzeli şeriat. Şeriat gelecek, vahşet bitecek. Peki onu söyleyen arkadaş, şeriat ne demek?
Şeriat İslam demek. Sen öyle istiyorsun. Evet. Öyle değil ama. Şeriat İslam'la hiçbir alakası yok kelime olarak. Tamam mı? İslam eşittir şeriat. Hayır hayır sen. 6660. Hayır hayır. Bağır dur bakalım, istediğin kadar bağır. Manasını bilmedikten sonra, zahmet edip iki kelime okumadıktan sonra şeriatın İslam'la hiçbir doğrudan bağı yoktur. Hiçbir doğrudan bağı yoktur. Şeriat yol demek, biraz sonra şimdi tekrar gir. Efendim? İlahi kadar. Efendim? Tamam bak, o biliyor. Neyse. Ama sadece o kadar da değil. Onu da söyleyeceğim de. Abdülhamit Han'ı kim halletti tekrar? Kafanızı karıştırarak gideyim ki ben gittikten sonra iyice karıştın. Tamam öyle diyelim. Yok canım öyle değil ya. Kim? Yok canım. Haydi yok mu? İlginç teklifler geliyor. Abdülhamit Han'ı halleden... Hocam, Abdülhamit Han'ı tahttan indiren, sinekli seccadenin üzerinde fetvayla uğraşan hocalar indirdi. Kim mesela? Mesela o zamanın mecliste bulunan hocalar. Yani biraz yaklaştı ama işte, ha. Siz Hamdi Yazır'ı tanır mısınız? Hamdi Yazır, Elmalı Hamdi Yazır. Ha, müfessirdir, Hafızıl Kur'an'dır. Allah ondan razı olsun. Burada bulunanların hepsinden daha alimdir ve hepinizden daha fazla cihad etmiştir. Hayır, hayır söylüyorum. Elmalılı Hamdi Yazır, müfessir, halleden, fetvayı veren o. Fetvayı Hayim Naum Efendi eline alıp gitti. Emanuel Karasu eline alıp gitti. Fetva Hamdi Yazır'ın. Anladınız mı şimdi? Yoksa öyle padişahın sarayından bir Yahudi koşarak merdivenlerden çıkamaz, çıkamaz. Ya peki Mehmet Akif'i seversiniz değil mi? Ben de çok seviyorum. Abdülhamid'i de seversiniz. Peki Mehmet Akif Abdülhamid'e için ne dedi? Kızıl Sultan'ı Ermeniler söylüyor. Niye okusun ki değil mi canım? Kızıl Sultan dese iyi, onu Ermeniler dedi. Mehmet Akif ne dedi? Eve gidince Safahat kitabını alıyorsunuz ciltli ciltli, mobilya gibi hoş duruyor değil mi kitaplarda? Bardak yanına bir de cezveler, bardaklar, çaydanlıklar, bir de Safahat, bir de tefsir kitabı, bir de fıkıh kitabı. İçini boşaltın onun, tahta koyun daha güzel durur. Kağıtlar eğiliyor. Yani böyle mobilya kitaplar. 33 yıl başımızda nöbet tuttun ey melun diyor. O da yetmiyor. Senin ceddin şeytana Fatiha okutur diyor. Oldu mu? Hoşunuza gitti mi? Said-i Nursi Hazretlerinin tarihçeyi hayatına okuyun bakalım. Ne diyor Abdülhamid Han için? İskilipli Atıf Hoca ne diyor acaba? Şehit Allah rahmet eylesin. Peki bu kadar bunda karıştırdığımız yeter. Hilafeti kim ilga etmişti? Senin canın öyle istiyor. Gül hatırın için. Konyalı Abdullah Efendi demişti. Konyalı Abdullah Efendi değil, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi Hazretleri, müfessir. Hilafeti ilga eden, fetvayı veren kişi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'dir. Sevginiz azalmasın, hep siz daha büyük hata yaptınız. Sizin yaptığınız hata onlarınkinin bin katı canım. Ben niye söylüyorum bunları? Tarihe acaba azıcık merak eder misiniz diye. Yok. Yani ben bunu acaba bilir misiniz, bir merak eder misiniz diye sizi kışkırtmak için söylüyorum bunları. Hayır, bak onu işte siz diyorsunuz ve batıl, cahil batıl ve zahakal hak diyorsunuz. Niye öyle diyorsunuz? Ayet öyle değil. Ve cahil hakku ve zahakal batıl. Ya öğrenin. Allah size öğretir. Kalbinizi açın. Ya da yani aklımız yetmez, paramız yetmez, gücümüz yetmez mi diyorsunuz yoksa? O zaman da Fatiha'dan İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i çıkartın. Çünkü halimize o zaman daha uygun olur. Yalnız senden yardımcılar. Ya gücümüz yetmiyor, paramız yetmiyor ya Rabbi falan desenize, namaz kılarken habire Fatiha okuyorsunuz. Ya sadece senden yardım dileriz diyorsunuz sonra da. Yok. Ya doğru düzgün İyyâke nâbudu iman edelim. Bu böyledir diye. Ya da bunu çıkartalım. Çünkü ya dinimizi halimize uyduralım. Zaten öyle yapıyoruz. Ya da halimizi dinimize uyduralım. Doğrusu halimizi dinimize uydurmaktır. Ama bizde tabii herkes dinini haline uyduruyor. Onun için 70 çeşit Müslüman vardır. Ya onun için böyle. İslam'da Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler tek bir cemaattirler. Ama bizde 70 tane cemaattir. Falan efendi cemaati, filan efendi cemaati.
Kim ki ikinci bir cemaatten söz ediyorsa yoldan çıkmıştır.